Evet değerli arkadaşlar. 26 Mart 922 tarihinde yani bundan yaklaşık 1100 sene önce yeryüzünde bir cinayet işlendi. Hem de dönemin halifesinin imzası ve mührüyle bir aşk insanı, büyük mutasavvuf, dünya çapındaki bütün Müslümanların olurunu almış olan Hallacı Mansur çok kanlı ve vahşi bir şekilde idam edildi. Peki neydi bu idamın sebebi? Gerçekten e, dendiği gibi bir şey miydi yoksa işin arkasında başka şeyler mi vardı? Biz onun e, vefatının 1100. yılı anısına bu duyguları paylaşmak niyetiyle sizinle e, bazı sayfalar açalım diye düşünüyorum. Tabi hepinizin malumu Hallacı Mansur'un adı geçince hemen Enel Hak ifadesini hatırlayacaksınız. Güya Hallacı Mansur Enel Hak dediğinden dolayı yani ben hakkım ben ilahım dediğinden dolayı sapkınlıkla kafirlikle itham edilmiş ve idam edilmiş deniyor. Acaba iş gerçekten böyle miydi? Eğer onun bu sözünden dolayı böyle bir kötü sonuca maruz kalma durumu varsa dönemin Beyazıt-ı Bistami'leri, Şibli'leri de benzer ve hatta daha ileri giden ifadeler kullanmışlardı. Neden onlar hakkında böyle bir infaz söz konusu olmadı da Hallacı Mansur bu hususta kurban seçildi. Buna şöyle kısa bir göz atalım. Hallacı Mansur, Hallaç kelime manası pamuk atan, hallaşlık yapan manasına geliyor. Aile mesleğinden dolayı böyle bir isim aldığı söyleniyor. Veyahut da bir vesileyle uğradığı bir arkadaşının dükkanında ona yaptırdığı, yaptırması gereken bir işi için onu dışarı gönderdiğinde onun dönüşünde, onun işini halletmek için kısa zamanda o pamukları kolaylıkla atabildiği için hallaş lakabı verildiği söyleniyor. Tabi Hallacı Mansur'un hayatında Louis Mastignon adındaki ünlü bir araştırmacının eseri var. Ee, şu an size e, önerebileceğim bu kitap benim için ana kaynaklardan bir tanesi budur. Ee, İslam'ın mistik şehidi Hallacı Mansur'un çilesi diye Türkçe'ye çevrilen e, bir kitabı var. Fakat maalesef ben bu kitabın sadece birinci cildini bulabildim ve hemen hemen neredeyse bütün satırların altını çizecek şekilde okudum. Ola ki sizden bu hususta malumatı olan varsa bu kitabın ikinci veya üçüncü ciltleri varsa bana bilgi verirlerse çok memnun olurum. Ardıç yayınlarından çıkmış sadece bir cildi tercüme edilerek piyasada fakat diğer ciltlerine ulaşamadım. Eğer bu hususta bilgisi olan varsa paylaşırsa memnun olurum. Bir de Yaşar Nuri Öztürk'ün Hallacı Mansur adındaki bir denemesi var. Bu da önemli bir kitap. Tabi belki de e, Yaşar Nuri dendiği zaman bazılarının e, kafasında bazı olumsuz şeyler belirlenecek. Ama ba bu hususlarda e, Yaşar Nuri'nin gerçekten araştırmaları dikkate değerecek, ciddiyettedir. Bunu da antre parantez sizinle paylaşmış olayım. O bahsettiğim e, Louis Massignon e, bir araştırmacı, oryantalist Doğuya, İslam ülkelerine bir vesileyle gidiyor ve orada kendi alanının dışına çıkarak ulaştığı Hallacı Mansur'u araştırmaya başlıyor. Onu okudukça, öğrendikçe hayatına karşı öyle bir ilgi duyuyor ki, tabi bu kendisi Katolik Hristiyan, Hallacı Mansur'u kendi kafasında bir nevi beklenen İsa motifi olarak görüyor. Ve bütün ömrünü buna vakfetmiş, gerçekten büyük araştırmalar yapmış, hiç üşenmeden adım adım, santim santim, milim milim, Bulduğu bütün kaynakları araştırarak büyük bir Hallacı Mansur e, portreyi ortaya koymuştur. Ben şimdiye kadar e, Louis Moussignan'dan daha ciddi bir şekilde Hallacı Mansur'un hayatını araştıran e, bir isim duymadım. Bu vesileyle eğer bu kitabın ikinci iltene falan ulaşma imkanınız varsa bu hususta beni de bilgilendirirseniz memnun oldum diye düşünüyorum. Evet dönelim Hallacı Mansur'un hayatına. Şöyle kısaca klasik bazı bilgiler verelim. Fakat esas vurucu noktayı sonradan söyleyelim. Asıl adı Ebul Mugis el Hüseyin bin Mansur el Beyzavi. Efendim İran'ın işte Beyza şehrinde, Tuz kasabasında doğduğu söyleniyor. Arap etçisinin yoğun olduğu bir yer. Baba mesleği hallaçlık olduğundan dolayı hallacilik diye isimlendirilmişler künyeleri. Devamlı iş bulamadıkları için oradan oraya efendim göç etmek zorunda kalmışlar. E, Şu da bir ayrıntı fakat önemli. E, dediğim gibi Hallacı Mansur Arap etkisinin yoğun olduğu bir bölgede Beyza şehrinde doğup büyüdüğü için Arapçayı ana dili olarak öğrenmiş ve gerçekten Farsçayı bilmeyecek derecede o işe uzak bir insan. Bütün konuşmaları, bütün hitabetleri, bütün eserleri, bütün vaazları hep Arapça üzerindendir. Bu da antri parantez. Bir bilgi olarak sunmuş olalım. Evet, Hallacı Mansur dediğim gibi sıradan bir insan olmadığı için doğumu da, gelişmesi de, okuması da, hayata bakışı da sıradan insanlardan çok farklı bir insan olmuştur. Devamlı arayış işinde olmuş. Efendim klasik e, o günkü dönemin e, insanının aldığı e, eğitimleri kademe kademe almış. Fakat hiçbir şeyle tatmin olmamış bir insandır. Devamlı arayış işine düşmüş. Efendim öğrendiklerinin üstüne e, bilgi eklemiş fakat hiçbir şeyle tatmin olmamış, devamlı arayış içinde olmuş bir aşk insanıdır Hallacı Mansur. Efendim onun e, göç ettikten sonra e, tanıştığı önemli bir e, tasavvuf büyüğü var Sehli Tüsteri. Onun ilk manevi mürşidi o oldu. ilk defa onun önünde diz çökerek e, kolları sıvadı bu husus tabiri caizse henüz daha 16 yaşındaydı ve onun yanında 2 yıl kaldı, çile çıkarmayı öğrendi, sonra Basra'ya gitti. Evet, daha sonra Basra'ya gidiyor. Efendim, e, Amr bin osman Mekki adındaki önemli bir mutasavvıfın yanında e, eğitim görmeye, onun rahli tedrisi altında e, yetişmeye başlıyor ve yaşı 18. Tasavvufa dair birçok şeyi öğrendi, onun elinden tasavvuf fırkası giydi... Hallac, Amr el Mekki'ye gönülden bağlıydı. Ondan çok şey bekliyordu. Amr kızını onunla evlendirmek istedi. Fakat Hallacı Mansur ee, bunu kabul etmiyor. Ve başkasıyla evlendiği için de bu şeyhi Amr bin Osman ee, ondan soğuyor. Ona karşı cephe almaya başlıyor. Ve onu yanından uzaklaştırıyor. Çünkü indi hiçbir olay. Hallaç 20 yaşında evlenmiş 3 erkek ve 1 kız çocuğu olmuştu. Hallaç Abbasileri uğraştıran zenç isyanını destekleyen bir ailenin kızıyla evlendi ve onların mahallesine yerleşti. Evet iplerin kopulduğu noktaya yavaş yavaş geliyoruz. Zenç isyanından bahsedeceğiz biraz sonra ve Hallaç'ı esas düşman haline getiren, sevilmeyen bir haline getiren de bu olay olmuştur. İslam'ın bütün emir ve yasaklarını tam olarak yaşamasına rağmen adı bir isyancı olarak çıktı. Kayınbiraderi bir karmati idi. Ayrıca bu evlilik sebebiyle şeyhi ile kayınpederi Yakub el Ak'tan arasında da bir düşmanlık oluştu. Evet bakın kayınbiraderi bir karmati fakat kayınpederi de şeyhi de bu işe uzak insanlar. Bundan dolayı e, kayınpederle de arası soğuyor, şeyhle de arası soğuyor. Tabii o dönemin, o bölgenin önemli tasavvuf büyüğü Cüneydi Bağdadi'nin yanına gidiyor ki e, Şeyh'in de piri cüneyd Cüneydi Bağdadi'dir. Fakat daha sonra Cüneydi Bağdadi ile de arasında bir takım soğukluklar olacaktır Hallacı Mansur'un. Evet Zenç isyanı neydi? Duyduğumuz bu önemli sosyal olay, bu Zengibar'dan getirilen önemli köleler vardı. Yoğunlukla orada çalışan, oradaki bataklıklarda, madenlerde iş yapan yoğun bir iş gücü, ucuz iş gücü. Tabi bunlar sömürülüyor, hakları verilmiyor, efendim eziliyor. Tabi bu insanlar haliyle her dönemde olduğu gibi belli bir süre sonra hak arama talebinde bulunacaklar. Ve yavaş yavaş dalga dalga bu iş büyüyor. Hamdan Karmat adında birisi bunların başında bunları organize ediyor. Ee, ve önemli bir olay ortaya çıkacak. Tabi e, Hallacı Mansur'da e, bu devlete karşı bu isyan girişiminde bulunan bunların yanında görüldüğünden dolayı neden böyle bir şey olmuş? Bunu ilerleyen satırlarımızda eğer bulabilirsek bulmaya çalışalım. Hallacı Mansur'da işte bu karmatilerle böyle ee, bir paralellik kurulduğu için de devletin nazarında sevilmeyen bir insan konumuna düşecek. Tabi hayatlar geliyor. Artık yaşadığı çevrede sevilmeyen bir insan, dışlanan bir insan bu bunalımdan sonra hallaç ne yapacaktır? Ee, i̇lk olarak e, o toplumdan uzaklaşmak ve inandığı değerleri daha e, kökeniyle yaşamak niyetiyle manevi bir hac yolculuğuna çıkacak. İlahi aşka uzanan yolun kutsal şehir Mekke'de aşılması gerekiyordu. Bu yolda tökezlemeden ilerleme en iyi orada olacaktı. Hallacın yaptığı hac diğerlerinkine sadece dış görünüşüyle benzeyecekti. Buna karar vererek yola çıktı. Evet Hallacı Mansur bir hac yolculuğuna çıkıyor ama efendim belki de birçoğumuzun yaptığı gibi turistik amaçlı bir hac değil. Gerçekten adanmış bir niyetle hacca gidecek ve orada yaptıklarını şimdi görelim bakalım. Birinci haccı 883 yılında gerçekleşiyor. Zenc isyanı biter bitmez 26 yaşında Basra'dan ayrıldı. Bir yıl boyunca Mekke'de kaldı. Çok sıkı bir çile, riyazet, ibadet, zikir sürecine girdi. Güneşe ve yağmura aldırmadan Kabe'nin gölgesinde oturdu. Bu hali kıskançlıklara sebep olduğu, yaptığı riyazetin dinde yeri olmadığı, cinleri etkisi altına almak için bu işi yaptığı dedikodusu yayılmaya başladı. Görüyor musunuz? Bir insan kendisini Allah'a adamış, sıradan insanların yaptığının çok üstünde bir performans ortaya koyarak, efendim güneşin altında saatlerce bekleyerek, hatta Kabe'de hiçbir şey yemeden, içmeden, bütün gününü 24 saatini ibadetle geçirerek sadece Akşam kendisine verilen bir poğaçayla efendim bir bardak suyun bir kısmını kullanarak yani beşeri ihtiyaçlarını çok minimize ederek bir hayat yaşıyor. Tabi bunu yapamayan insanların dolayısıyla bir kıskançlığa sebep olacak. Ve onun hakkında söylenen şeylere bakın. Oturmuş Allah ile ahmakça sabır yarışı yapıyor. Allah ona mutlaka tahammül edemeyeceği bir bela verecektir dediler. Şeyhi Amr bin Osmani Mekki sağa sola onu kötüleyen, aşağılayan mektuplar göndermeye başladı. Evet, kim bu mektupları gönderen? Onun, Tazavuf'taki şeyhi Amr bin Osman el-Mekki. Bakın, insanların e, egoları neler yaptırıyor görüyoruz yavaş yavaş. Evet, bir yıllık bu sıkı riyazetiyle içi dolu olan hac ibadetini yerine getirdikten sonra, Hallacı Mansur bir yıl sonra Mekke'ye, Basra'ya geri döndü. Ama, Artık orası onun için yaşanmaz bir hal almıştı. Kayınpederi bile kendisine cephe almıştı. Artık yaşadığı toplum ona dar gelmeye başlıyor. Hallac'ın kendisine başka bir yol, başka bir rota bulması lazım. Yaşadığı çevre onu sıkıyor. Cüneyde Bağdani dinin sohbetine katıldı. Ona sorduğu bazı sorulara cevap alamadı. Hallac'ın maksatlı sorular sorduğunu ve bu konuda samimi olmadığını düşünerek onu meclisinden uzaklaştırdı. Kim bu uzaklaştıran? Dönemin ünlü tasavvufçusu Cüneydi Bağdadi. O da ailesini alıp Tuster şehrine tekrar geriye döndü. İki yıl boyunca Tuster'de vaazlar verdi, insanları etkiledi, müritleri çoğaldı. Şeyhinin ve kayınpederinin olumsuz tavırlarından dolayı tasavvuftan soğudu, sufi hırkasını çıkarıp attı. Şimdi bakın bu olayı gözden kaçırmayalım tasavvufi bir hayat yaşıyor. Fakat etrafındaki o tasavvufi halkan içerisindeki o sofi dediğimiz insanların yaptığı hal, hareket, tavırları hoşuna gitmiyor. Ve artık demek ki diyor bu hırkayla, bilmem neyle, lokmayla olacak bir iş değil diyerek onlara olan kızgınlığından dolayı üzerindeki tasavvuf fırkasını çıkarıp atıyor. Bu davranışı melametilike bir tür yönelişti. Evet melametilik veya bizim diğer tabirimiz melamilik. İnşallah bunu da başka bir başlık altında sizinle inceleyeceğiz. Melamilik neydi, nasıl başladı ve insanlar bunu ne noktalara getirip sömürdüler. Bunu da inşallah detaylı bir şekilde sizinle de paylaşacağız kıymet olursa. Evet hakka giden yol artık bir takım kural ve geleneklerle değil kalpler aracılığıyla olacaktı. Artık demek ki efendim o tekkedeki Alışılmış ritüellerle yapılan Sufilik, Hallacı Mansur'un mantığına uymuyor. Ve dediğim gibi o görünüşteki hırkayı çıkarıp atarak, kendisini tamamen e, bu işten soyutlanmış bir hak aşığı olarak e, ortaya koyacak. Onun nazarında hırkanın ve hırkaya ilişkin e, adamın hiçbir önemi yoktu. Evet hırkanın ve hırkaya ilişkin adamın. Yani üzerinde hırkayı giyerek, efendim başına o sarığı sararak, efendim o cübbeyi giyerek, öne çıkan bir görüntünün hiçbir önemi kalmadı onun için. Onun için önemli olan aşktı. Bu sebeple müritlerini bırakmadı. Evet Hallacı Mansur artık bu zihniyetle, bu psikolojiyle ne yapıyor? Kendisine dar gelen bu ortamı terk ederek tekrar uzun süreli bir yolculuğa çıkacak. Tebliğ ve irşatla dolu bir yolculuğa çıkacak Hallacı Mansur. Bu yolculuk 5 yıl sürecek. 887'den 892 yılları arasına kadar. Ne hangi rotada olacak bu yolculuk? Tuster, Irak-ı Acem, Horasan, Maveraun Nehir, Sistan, Kirman ve Fars bölgelerinde dolaşacak. 5 yıl boyunca dolu dolu bir e, gezi yapacak ve gittiği her yerde insanları hakka davet edecek. Emri bil marufla alakalı bir e, yıl geçirecek. Şehirde kalmak yerine ribatları tercih etti. Eylemlerinde isyan yok, ilahi aşka davet vardı. Bakın bu da ilginç. Yolculuğu sırasında insanların yoğun yaşadığı şehir merkezlerinde değil de ribat dediğimiz kıyılardaki kalelerde yaşayan insanları tercih ediyor. Çünkü Hallacı Mansur dediğim gibi kulaktan kulağa artık istenmeyen bir isyancı belki bugünkü ifadeyle bir terörist olarak görüldüğünden dolayı merkezlerdeki toplumlarda pek görünmek istemeyecek sıkıntıdan dolayı. Bu 5 yıllık ziyareti bittikten sonra tekrar Ahfaza ailesinin yanına geriye döndü. Kaç yaşında? 40 yaşında. Yıl 893. Hakkındaki dedikoduların daha da büyüdüğüne tanık oldu. Bu dedikodulara ve aleyhteki propagandalara ancak bir yıl dayanabildi. Tekrar hac yolculuğuna başladı. 400 müridi ile birlikte. Şimdi mümkün olduğu kadar bir empati yapmaya çalışalım. Kendimizi Hallacı Mansur'un yerine koyalım. Siz bir şeyler görmüşsünüz, bir şeye yönelmişsiniz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Fakat etrafınızdaki insanlar değişik sebeplerle size kötü adam muamelesi yapıyor. Ve gittiğiniz yere artık sığmıyorsunuz, sevilmeyen bir insansınız. Ve burada bu psikolojiye ne kadar durabilir insan. Ve daha sonra o da tekrar ikinci bir hac yolculuğuna niyetleniyor ve yola çıkıyor. Yine gelecek Mekke'ye Ebu Ukubis tepesinde yine sıkı bir riyazet dönemi geçirecek. Bir yıl sonra yine geri dönecek. Bir ay Basra'da kalacak. Oradan Ahfaz'a dönecek. Fakat orada duramayıp e, tekrar Bağat'a da gelip Tüsterlilerin mahallesinde bir ev satın alacak. Bağdatlı sufiler onu pek hoş karşılamadılar. Cüneyt de artık onu meclisine almıyordu. Hallaç üzüldü, yeni dostlar edindi. Bunlardan birisi de Şibli idi. Evet İmam Şibli de onun bugünkü ifadesi bir kankası olacak. En yakın samimi bir arkadaş olacak İmam Şibli. Bunu da böyle aklımızın bir köşesine koyalım. Bağdat onu sıkmaya başladı. Tekrar yollara düşmeyi düşünüyordu küfür ve şirk beldelerini Allah'ın dinine davet etmek için manevi bir işaret aldığını söyleyerek yola çıktı. Sessizce şehirden ayrıldı, Basra'ya gitti, baharat taşıyan yaşlı bir gemici ile anlaştı, Hindistan'a doğru yola çıktı. Bakın ikinci rotası artık e, yukarıdaki kuzeydeki Türk illeri e, değil de artık Hindistan'a yöneliyor. Peki Hindistan'ın önemi neydi? O günkü e, efendim isyan e, durumlarından dolayı Müslümanların bir kısmı da e, bu merkezi otoritenin sıkıntısından dolayı göç ettikleri yerlerden bir tanesi de Hindistan'dı. Bir takım böyle tarikatlar büyük insanların yaşadığı bölge e, Hindistan. Fakat o gün daha Hindistan bu hususta şekillenmemiş bir yer. Daha çok işte Budistlerin, Brahmanların efendim o döneme ait yerel dinlerin yaşandığı bir yer. Hallacı Mansur bu kadar yoğun dini inancın bir arada yaşadığı beldeleri merak ediyor ve e, o bölgeye yöneliyor ve gerçekten de uzun bir yolculuktan sonra Hindistan'a varıyor. 5 yıl sürecek bu yolculuğu da. Peki bu yolculukta nereleri gezecek? Hindistan, Çin, Türkistan, Mansurya, Keşmir, Turfan, Maçin ve Multan gibi yerlerde dolaşacak. Ve orada rahiplerle görüşecek, onları dinleyecek, onların inançlarına şahit olacak. İster istemez inandığı diğer ilahi dinlerle o insanların arası, e, savunduğu şeylerin kıyaslamasını yapacak. Ve daha sonraki hayatında bunlar arasında bir takım sentezler yapacaktır Hallacı Mansur. Merak ettiği din ve inançları gezi boyunca araştırdı. Her gittiği yerde bilginlerle oturup tartıştı. Hiç bıkmadan Müslümanlığı anlattı. İktidarda halife muktedir vardı. Evet halife muktedir. Başta da söylediğimiz gibi onun idam fermanını imzalayacak halifedir. Bağdat'ı merkez alırsak 5 yıl doğuya 5 yıl batıya tam 10 yıl tebliğ hizmeti yaptı. Büyük bir üne kavuştu. Halife muktedir zenc isyanının izleri silinmeden yeni bir ayaklanma ile karşılaşmıştı. Nedir bu da? Karmati ayaklanması. Az önce bahsetmiştik. Karmatiler o günkü siyasi ayaklanmayı örgütleyen bir grup idi ve gerçekten halifeye zor günler yaşatmıştır. Adını kurucusu Hamdan bir karmattan alan karmatilik Kufe, Bahreyn, Suriye olmak üzere 3 bölgede ortaya çıktı. Hamdan geçimini hammallık ile sağlıyordu. Halkın yoksulluğundan, Abbasilerin baskı ortamından yararlanarak ortak mülkiyet anlayışını amaçlayan bir hareketin temellerini attı. Evet, gariban insanların arasında teşkilatlanıyor ve ortak mülkiyet e, söylemiyle yola çıkacak ve insanları örgütleyecektir. Bu konuda ona fikri desteği İsmail'i daisi yani propagandacısı olan Hüseyin el Ahfazi verecek. Gizlilik ilkesi içinde örgütlenerek çoğaldılar. Evet, çok ilginç, o gün e, ne kadar görülmeyen bir gizlilik politikası içerisinde e, halifenin dikkatinden kaçacak şekilde çok ciddi bir şekilde örgütlenecek ve belli bir kıvama gelecekler. Karmatilik görünüşte dini gerçekte ise ekonomik bir kimliğe sahipti. Evet bu cümlemizi bir daha tekrarlayalım. Karmatilik görünüşte dini bir hareket fakat işin arkasında ekonomik sebepler yatıyor ve en ittirici güç de ekonomik sebeplerdir. Abbasilerin dikkatinden kaçarak gizlilik içinde örgütlenmeyi başardılar dışa karşı hep kod isimler kullandılar. 891 yılında genel bir toplantı yaptılar. Bakın bu da gizlilik içinde yapılıyor. Darül Hücre dedikleri korunaklı kaleler kurdular. Ortak bir hazine oluşturdular. Herkes kazandığını buraya getirdi. İhtiyaçlar buradan karşılandı. Hiç kimse silah ve kılıçtan başka özel bir şeye sahip değildi. Bakın organizasyonu görüyor musunuz? Böylesine büyük bir toplumun içerisinde herkesin kazandığını son kuruşuna kadar getirip hazineye teslim etmesi ve oradan devlet eliyle yani o o şirket e, örgüt eliyle kendilerine sadece zaruri ihtiyaçlarını gidermek haricinde bir şey verilecek. Ve bu gerçekten o kadar düzgün bir şekilde yapılmış ki o toplumun içerisinde e, sınıf farkları ortadan kalmış. E, gerçekten fakir, aç, yoksul diye de insan kalmamış yani bu tarihi belgelerle belgelenmiş bir gerçektir. Bunu da inkar etmemek lazım. Karmati düşünce Kur'an'a bağlı bir sistem geliştirmiştir. Ancak geliştirdikleri bu düşüncelerinde Kur'an alabildiğine sübjektif bir yoruma tabi tutulmuştur. Karmati tevil diyebileceğimiz bu yorum yer yer Kur'an'ı tanınmaz hale sokabilmiştir. Çünkü onlara göre Kur'an'ın gerçek manasını ancak batini imamlar bilir karmati hareket gibi muhteşem bir düşünce ve siyaset aksiyonunun Kur'an vahyini rahatsız eden bu tavrı insanlık dünyası için çok büyük bir kayıp olmuştur kanısındayız. Bakın karmatiler dünya görünüşte Kur'an'ı baz alıyorlar. Yani Kur'an'a karşı, İslam'a karşı bir görüntü yok. Evet elhamdülillah biz de Müslümanız diyorlar. Kur'an ayetlerini okuyorlar. Fakat okuduğu ayetleri öyle bir yorum yapıyorlar ki hiç İslam'ın özüyle, Efendimizin hayatıyla, sahabenin hayatıyla alakası olmayan saptırılmış yorumlar getiriyorlar. Evet, karmati tevil. Bugün e, inşallah e, kafamdaki düşünülden bir tanesi bu teville alakalı e, bir konuyu değiştirmek. Yani günümüze kadar insanların Kur'an ayetlerini tevil adatında ne hallere soktukları. Bakın benim ana konum Alevilik Bektaşilik olduğundan dolayı bugün Alevilerin de mesela bazı ayetleri, kendi kafalarına göre İslam'ın özüyle bağdaşmayacak bir şekilde yorumlama, yorumladıklarına şahit oluyoruz. Bunlar üzücü olaylar. Bakın karmatiler bu işi çok yapmışlar. Bakın karmatilerin özelliği nedir? Genellikle işlerinde diğer dinlerden insanlar da var ve okumuş yazmış böyle eli mürekkep tutan insanlar, kalem tutan insanlar ve dış eserleri tercüme ediyorlar. İhvan-ı Safa dediğimiz risaleler, e, kimin yazdığı e, net olarak belli olmayan fakat bilimsel e, risaleler yazıyorlar. E bunlar e, bakın belki görünüşte güzel şeyler ortaya koyuyorlar ama saptırılmış bir İslam e, inancı var. E, yanlış yorumlanmış ayetler var. Bu da işin çok acı bir e, gerçek olarak ortada olması. Abbasi yönemettiminden memnun olmayan birçok kabileyi yanlarına çektiler. Ehlibeyt sevgisini istismar ettiler. Bakın kullandıkları yine Ehlibeyt sevgisi yani. Güya Ehlibeyti, Hazreti Ali'yi ve zulme uğrayan, kadire uğrayan bu topluluğu savunuyormuş görüntüsü altında kendi sinsi emellerini ortaya koyacaklar. Sünni inancı ortadan kaldırmayı amaçlıyorlardı. Abbasiler, Karmatileri ancak 892'de fark ettiler. Önlem almadıkları için de çok ağır fatulara dediler. Evet bakın devlet sağ yıllar sonra böyle bir gizli örgütün varlığını ve Müslümanların başına nasıl sıkıntılar çıkartacağını görecek ama artık fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Keyfi idareden rahatsız olan toplum patlamaya hazır bir çıban gibidir. Evet keyfi idareden rahatsız olan bir toplum. Peki Abbasileri bu kadar sıkıntıya sokan şey neydi? Artık halifenin bir kukla haline gelmesi, vezirlerin ülkeyi yönetmesi ve hazneyi çarçur etmeleri ve insanları gerçekten mağdur etmeleriydi. Abbasi sarayı bundan çok rahatsızdı. Çünkü ardı arkası kesilmeyen isyanlar başlamıştı. Saraya yakınlığıyla bilinen ve hallacı Mansur'a içten içe hınç duyan Hamit, e, Hamid, hallacın daha fazla yaşatılmasının sarayın geleceği için bir intihar anlamına geleceği fikrinde ısrar ediyordu. Gerçekten de başını Hanbelli grupların çektiği bu isyanlar <laughs> hallacın aleyhinde olduğu onu tehlikeli gösteren deliller halinde kullanıldı. Bakın sarayı sömüren e, birisi var efendim e, Hamit adında. Bunun da kim olduğunu inşallah ben ikinci videomda size açıklayacağım. Çünkü bunları tek parçaya koyup da zamanınızı da almak istemiyorum sıkıcı olmasın diye. Fakat bu olayların günümüze bakan çok önemli anekdotlar olduğu için e, bazı şeyleri de atlamadan geçmek istemiyorum. E, ekonomik olarak devleti eline geçiren bu çete ee, ne yapacak? Ee, Hallacı Mansur'u gerçekten bir isyancı haline getirecek ve e, onun idam edilmesini sağlayacaktır. Bunun sebebi neydi? Bunu da inşallah birazdan açıklayalım. Bakın İbn-i Sina'nın da karmatilerle alakalı bir beyanı var. Bunu da okumadan geçmeyeyim size. İbn-i Sina diyor ki, karmatilerin sosyal hayatına ve yetişme usullerine yönelik şöyle bir açıklaması var. Karmatiler fevkalade iyi yetişen, bunu sağlamak için de çok okuyan insanlardı. Darül Hikmet denen medreselerde eğitim yürürlerdi. Kitap okuma işini meclis denen yerlerde yaparlardı. Meclislerde her türlü bilim ve felsefe konuşulurdu. Tartışmalar ciddi biçimde yazıya geçirilir. Sonra da bu yazılanlar temize çekilerek eser haline getirilirdi. Eser haline getirilmiş bu yazılar ilgili yerlere gönderilirdi. Yani onda da kendi şafına tebliğ yapıyorlar ama dediğim gibi çıkış noktaları yanlış toplumu örgütlemek için adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları öne çıkarıyorlardı. Bakın insanların muhtaç olduğu ve çok güzel süistimal edilecek konular. Ne bunlar? Adalet, eşitlik ve özgürlük. Devlet gerçekten adaleti sağlayan bir sistem koymuş olsaydı, gerçekten eşitlik üzerine yürüyen bir sistem koymuş olsaydı, gerçekten insanların özgürlüğünü sağlayan bir sistem ortaya koymuş olsaydı, hiçbir zaman böylesi yan kuruluşların prim yapmasına gerek kalmayacaktı. Fakat devlet işleyiş bakımından insanların çoğunu çüstürdüğünden dolayı bu insanların prim yapması kaçınılmazdır. 930 yılında Mekke'yi ele geçirdiler. Kim? Karmatiler. Kabe'nin kapısını kırıp örtüsünü yırttılar. Binlerce hacıyı acımasızca öldürdüler. Bakın bu nasıl bir Müslümanlık ki kendisini Müslüman gibi gösteriyor fakat hacca gelen insanları kılıçtan geçiriyor. Hiç ağasına beyasına bakmadan. Hacer-ül Esvet'i söküp götürdüler. 10 yıl vermediler. Fatimi halifesi Mustansır döneminde ortadan kaldırıldılar. Bakın öyle bir ileri gitmişler ki Kabe'yi dahi yıkmayı göze almışlar ama bazılarının ricası üzerine e, bu işten vazgeçiyorlar. Artık Kabe'yi bile yok edecekler yani. Efendim düşünebiliyor musunuz? Hacer-ül Müslümanların o göz bebeği olan taşı, o mübarek taşı oradan götürüyorlar. 10 yıl boyunca hacca gelen insanlar... Hacer-i mahrum bir şekilde Kabe'yi tavaf edip dönmek zorunda kalıyorlar. Yine bir e, Fatimi halifesinin ricası ve yüksek bedel ödemesi karşılığında bu e, kutsal taş geri iade edilecek ve yerine yerleştirilecektir. İşte Hallaç muhalifleri tarafından karmati ayaklanmasını desteklemekle suçlanıyordu. Evet karmatiler kötü insanlar. Ha, Hallacı Mansur'u da kötü insan haline getirebilmek için Böylesine bir terör örgütüyle paralellik içine sokacaklar ki gözden düşürsünler. Oysa Hallac'ın dini açıdan hiçbir sınır tanımayan karmatiliği desteklemesi mümkün değildi. İkinci haccı sırasında Basra ve Bahreyn'de bazı karmatilerle görüştü. Fakat bu görüşme onlarla işbirliği amacına gelmiyordu. Tabii insan, toplum insanı, Herkesle görüşte gibi karmatilerle de görüşecek. Bu görüşmek, onlarla paralelli kurmak, onlarla dirsek temasına geçmek manasına değil. Fakat devlet bunu kendi çıkarları için böylesine organize edecektir. Karmatiğe yakalanması ile Fatimilerin hilafeti arasında bir ilişki söz konusuydu. Fakat Hallac'ın Abbasi aleyhindeki bu faaliyetlerle ve hükümetlerle hiçbir ilişkisi yoktu. Zaten o bu ayaklanma sırasında Hindistan'da dolaşıyordu. Bak çok ilginç bu olaylar yaşanıyorken Hallacı Mansur Hindistan'da geziyor. Bu da ayrı bir olay. Evet bu sıkıcı bir ortamda Hallaç bakacak ki bu toplumda artık kendisinin yaşayacağı, nefes alacağı bir durum yok. Tekrar e, niyet edecek ve 3. hacci için yola çıkacak yıl 903. İnşallah bunu da 2. bölümde açıklayalım size.